Herkese günaydın, hoş geldiniz. Yeni haftadan selamlar. Saat 10 oldu. Vallahi erkenden sosyete pazarına gidiyorum. Şöyle bir dolaşayım. Ondan sonra da Dur'un okul çıkış saatine kadar gelirim. Hazırlandım. Ne bulduysam üstüme geçirdim. Dolmuşa binelim. Doğru çarşıya. Hemen pazara geldim canlar. Aslında şöyle büyük havlu alacağım banyo için de. Bunlar ne kadar acaba? Şu gri güzelmiş. Pazar sakin görünüyor bayağı. Şöyle ince halılar var. Pijamacı da bir şey var mı bakalım? Ya da kuruldu mu bilmiyorum. Geçen hafta yoktu sanki. Simit de bir güzel koktu. Ay şu ne tatlı. Ay var mı ki yaşı? Ne tatlıymış. Ama bu küçük bunlar ya. Yelekli takım diyor. Şunlar 250'ymiş. Nazra sever böyle şeyleri. Renkleri de var. Baksanıza. Ay bak şu tatlıymış. Kışlık vallahi sıcak çok tutar. Çok güzel. Ponçik ponçik. Bizim pijamacı şurada. Hadi bakalım. Yine bir pijama bakalım. Benim kırmızılar orada. Ay sesim gene gitti. Tövbe ya Rabbim. Bir de şöyle kırmızı gelmiş. Çok güzel ha. Siyah ne bu? Siyahı da var. 250 miydi? 300 oldu. Şöyle ay güzelmiş. Şu pembesi var. Benimki şundan biliyorsunuz. Bak bu güzelmiş. Yeşim abla bak. O da şundan aldı ya tekrar. Ama bak siyahı da güzelmiş ha. Alsam mı bilemedim. Bir tır atayım. Tek hatlarda 100 lira olması lazım. Buranın kumaşı çok güzel. Şunun larcına baktım. Tek hat alacağım olmadı. Sen evet, görümcem de çekiyor ya. Pijama aldıydık hani şunlardan. Kaç kişi geldi? Aynen şey Yeşim abla işte bir ben bir o zaten. Sen kaç tane takipçin var öyle? Var var bizde çok. Bakın Kamil abiyi bulun burada. Sosyete pazarının sonunda burada. Ama normal pazarda da oluyor. Sen tam orta yerde. Aynen. Birkaç kişi gelmiş almış bizi söyleyip de siz mi çekiyorsunuz? Şu takımdan alın ha bak. 300'e mis mis. Barbilisi gelmiş şu pembeler. Bir de şu kırmızıyla siyah çok güzel. Bakarsınız. Kamil abi kolay gelsin. Kamil abi güldürdü beni. Demek diyor siz çekiyorsunuz diyor. Dedim bir görümcem bir ben çekiyoruz dedim. Pijama satmış bayağı bir kişiye. Neyse pazarın sonuna geldik zaten. Bu da aynı kumaş bakın. Burada da varmış demek ki. Başka tarafta. Azra'ya da aldım bir tane. Azra'ya da bir tane alt aldım. Kendime bir alt aldım. Durucuğumun var pijamaları da. Bunlar çok kalın mı? Ne kadarmış? 50. Şunlar teliş gibi. Şurası 150. Yaşım ablayla aldığımız yer herhalde. Bakalım. Şu kadife atlar da çok güzel de ben bana gitmez diye hiç şey yapmıyorum. Aslında bunlar da çok hoş. Şöyle katlayalım. Ne kadar diyor? 150 lira. Laciverti, bordosu, her rengi var. Pazardan çıktım. 2 dakika Elsiva'ya gireceğim de ondan sonra durucuma bir şeyler alırım Berrak'tan. Okula geçerim. Okul saati geliyor hemen. Allah hemen de okul saati geliyor. Şunlar ne güzeller ya. Ne tatlılar.
Derisi çok güzelmiş. 900 lira. Aa bak şu da güzel. Eskitme gibi. 1300 lira. Çok güzelmiş. Elsie Home bölümüne bir şey baktım ama yoktu aradığım. Neyse artık gideceğim. Şöyle bir gelmişken baktım. Şu kısa yelekler ne kadarmış? 700 lira. Bizim şu uzunlardan var biliyorsunuz. Beyazı kremi. Kremi de güzel. Kremi ne kadarmış? Şöyle. Ay bulabilirsem. 900. Şunlar da güzel. Yok bu şey. 1,5. Siyahı var. Acı kahve var. Şöyle var. Şunlar da 1,5. Bunlar da şey insanı böyle yapılı gösterir ya değil mi? Benim bir tane düz kaşem var zaten de. Neyse hadi gidelim. Sabah sabah bir dolandık. Şunlara da baktım da ben almıştım banyoya ama 400 TL. Şu da güzelmiş aslında krem rengi. Günlüğe böyle. Yani o jütten aldım ben. Jüt halılar var ya. Sermedim daha da. Şimdi Berra'ya gideceğim de bir eczaneye uğrayacağım. Kayınvalidem aradı. Hastaymış. Bana dedi boğaz spreyi alır mısın? Ona boğaz spreyi alayım eczaneden. Berrak'tan da bir şeyler alayım. Oradan da eve gideyim artık. Eczaneden alacaklarımı aldım. Kayınvalideminki de burada. Şimdi Berra'ya gidelim. Şemsiyeli sokağımızda. Sıcak simit aldım. Poğaça aldım. Valla mis gibi koktu şu anda simit de. Dolmuşa gidiyorum. Alaylar da buraya geçmiş. Köprü yıkılınca bir ara bakarız. Şimdi dolmuşa gidelim. Ekmek var mıydı? Vardı herhalde. Mahalleye geldim de kayınvalideme çıkıyorum şimdi. Onun spreyini vereyim. Okula daha 10 dakika var. Kapıdan bir bakayım ona. Anneme boğaz spreyini verdim. Dedim bir şey istiyor musun hani marketten falan? Grip olmuş o da. Aynı benim gibi boğazlar fena. Ekmeğim yok Elif dedi. Şimdi ona ekmek alayım hemen şurada. Onu da bırakayım da. Artık duruyu alıp eve gideceğim dediğim gibi. Dedim yemeğin falan var mı? Yemeklerim var dünden diyor. Yatıyorum dinleniyorum dedi. Aa bak benim evin önünden geçiyorum. Daha taşınmamış. Tadilat yaptıracağım diyordu. Duru Hanım saç baş dağılmış. Bakayım sana. Yoruldun mu? Evet, pazardan yine iki tane don kaptık. Biri bana, şu kırmızıyı Azra'ya aldım. Onun da pijama takımları var da bir tane alt alayım dedim. Bunun kumaşı yumuşacık. Yine bizim evde kullandığımız takımlardan. Zaten tezgaha gösterdim. Böyle bir tane ondan. Bunun da kumaşı çok güzel. Bunu farklı bir tezgahtan aldım. Bu Azra'nın, bu benim anneciğim. Bunu large beden aldım rahat. Azra'ya da S beden aldım. Kalıpları değişiyor. Bazen dar oluyor. Large ya da medium alıyorum ben genelde kendime de Azra'ya S aldım. Vallahi biz Durucum'la öğlen çayı yaptık. İyi oldu böyle kahvaltı gibi. Çünkü simitimiz poğaçamız vardı sıcacıktı. Dedim Duru çay demleyelim mi? O da ben gibi seviyor. Ona da açık veriyorum. Tabii suyla karıştırıyorum da. Neyse yedik bir güzel. İyi gitti. Aslında ben çarşıda yapacaktım. Sahile gidecektim hatta. Bir iki yere uğrayınca oralarda çekim bile yapmadım. Baktım okul saati geldi. Elif dedim geçme o tarafa. El Siva'dan çıktım doğru eve geldim. İşte kayınvalideme geçtim gördünüz. Hasta. Vallahi hastalık kol geziyor. Annem hasta, ben hasta, kayınvalidem hasta. Ondan sonra Azra hapşırıyor. O da işte okuldu, dershaneydi. Çocuklar tabii ki hani dışarıdan da getiriyorlar hastalığı. Öyle bir bardak daha çay içeyim de evleri toparlayacağım. Bir makine kurarım. Halıları çok beğenmişsiniz. Halılar güzel oldu. İşte hatta 3 parça yaptırsaydın diyenler oldu da gerek yok bence. Şimdi parkeler yeni ya. Zaten bu aradaki 3 metre, öbürü de 2 metre. Çok da halı olsun istemedim her yer. Yani halılar kaplasın istemedim.
Güzel yani, şeyi de güzel, malı da güzel gerçekten. 2150 liraya da gayet iyiydi bence. Bir eksiğim kalmadı. Ev turunu soruyorsunuz. Ya yarın ya da öbürsü gün artık ev turunu çekeceğim. Rıza'ya dedim beraber çekeriz dedim. Tadilat ne kadara mal oldu onu da tabii ki videonun sonunda paylaşırız. Ne kadar harcadık. Yani neleri kaça yaptırdık falan paylaşırız diye düşündük. Çekeceğim yani. Ya yarın ya öbürsü gün ev turu gelecek. Çünkü soranlar, merak edenler var. Güzel yorumlar yazanlar var. Evin çok güzel oldu diye. Allah razı olsun. Ama şu taş duvarıma laf edenler var hala. Eskiden deniz görüyormuşum. Oy gitti güzelim manzara. Ay şimdi taş duvar mı göreceğiz? Duvara mı bakacağız? Ya sonuçta biz de yaşamıyorsunuz ki. Yani biz yaşıyoruz burada. Varsın artık deniz görmeyivereyim yani. Ne yapayım şimdi? O benim evim değildi deniz gören ev. Kiraydı. Başkalarının evine her ay para veriyorduk sonuçta. Şimdi kendi evimizdeyiz. Ne yapalım? Deniz görmesin. Bazı yorumlar böyle iyi niyetli gibi görünüyor ama aslında iğneleyici yorum, anladın mı? Böyle seni aşağıya çekmek için yazılıyor. Onu anlıyorsun zaten okuduğun zaman. Canlarım, deniz benim ayağımın dibinde. Daha önce de söyledim. Şu iki merdiven var aşağıda. İki merdiveni insen 5 dakikada ben sahildeyim. Yani deniz görmek istesek sahile gideriz. Sık sık çarşıdakine gidiyoruz zaten. Ne yapalım? Bu evde deniz görmeyiversin. Yani herkes deniz görecek diye bir şey yok. Ya bunu yazanlar Korhanların yalısında oturmuyor herhalde. Ya da saraylarda, ne bileyim, denize sıfır binalarda değilsinizdir. Ha, illa ki vardır öyle olanlar aramızda ama ne yapayım şimdi? Yaptırmışım mis gibi, yesyeni, çiçek gibi. Her şeyim içime sinmiş. 125 metrekare kocaman evim var artık. Daha ne olsun? Allah sağlık versin. İnsanlar bakın, bodrum katta da yaşayabilir. Tahta evde yaşayabilir. Gece kondu da oturabilir. Ne bileyim. Eksi birde oturabilir. Veyahut da işte ya çadırda, konteynerde yaşıyor insanlar. Ya depremzedeleri düşünün. Ya hangisi peşinden giderken evini, arabasını götürebildi? Depremi hatırlayın. Ne yapalım şimdi? Bu taş duvarı görüyoruz diye ne yapalım? Bu evin hala 4. katı olduğuna bir kesim idrak edemedi. Zonguldak'ta binalar çift taraflı diyorum. Buradan üst yol geçiyor. Aslında bakın ben 4. kattayım. Alt taraftan 4'e kadar çıkılıyor. Bir gün vallahi üşenmeyeceğim. Aşağı kadar ineceğim. Aşağıdan yukarı çıkacağım. Herhalde öyle kafanıza basacak artık. Buradan da yol geçiyor, üst yol. Ya Zonguldak'ta hep böyle. Binalar bayırlara, merdivenlere yapılmış. Kot farkı var yani. Anlatamıyorum. Yok, anlatamıyorum. Eksi bir bodrum musun? Tüh, yazık oldu. Orada 3. kattaydın. Vay efendim, orada ne güzel deniz görüyordun. Ay Elifciğim, neyse buna da alışacağız. Önceden ne güzel videoları denizi göstererek açıyordun. Şimdi taş duvar görüyoruz. Ben her gün duvar mı çekiyorum? Yok. Duvarı kaç kere gördün? Gör. Görmek istemiyorsan da izleme. Ya ne için yazıyorsun sen bunu? Şimdi bu iyi niyetli bir yorum mu? Dün bir tanesini Instagram'dan engelledim. Az önce birini daha engelledim. Story atmıştım, çay storiesi. Evin çok karanlık, öbür evin ne güzeldi. Hayır, öbür ev de karanlıktı. 3. katta ama havalardan olabilir mi? Havalar şu an karanlık. Hava kapattı yani. Zonguldak şu an karanlık. Hayır, ben tuvalete gideceğim. Tamam. Hava şu an Zonguldak'ta karanlık. Havadan olabilir mi o karartı? Niye yazıyorsun sen bunu mesela bana? Mod mu düşürmeye çalışıyorsun? Yani üzüleyim mi ben, kahrolayım mı? Dünya başıma mı yıkılsın, ev karanlık gösteriyor şu anda diye. Bazen açıdan da karanlık çıkıyor. Yani kamera açısından da ters ışık falan çektiğiniz zaman ev çok güzel güneş alıyor. Tertemiz, hiçbir rutubet sorunu yok. Biz burada 12 sene beraber yaşadık biliyorsunuz. Yani bahçeli evlerde, güzel bir mühitte. Ne diyeyim size yani? Diyorum ya, kötü de olabilir. Ya bak bakın, kötü evde olabilir. Gece kondu da olabilir. Eksi bir de olabilir. Bodrum da olsun. Ama ne yapacaksın? Dünyanın sonu değil yani. Bazı yorumlar ay çileden çıkarıyor. Demin okuyorum. Bir tanesi diyor ki harcamalara dikkat et bu ara. Dilan'ı tutukladılar. Yok, gözler YouTuber'lara çevrilsin. Bana ne Dilan'dan? Dilan kim, biz kim? Kız, bizim altımızda Ferrari mi var? Biz altın mı takıyoruz? Dolar mı saçıyoruz? Hayırdır? Ne demek istiyorsun? Kuruşu kuruşuna devlete vergimizi veriyoruz. Bağkurumu ödüyorum. Otomatik kesiliyor bizim zaten. Yeni yönetmeliğe göre bu dijital içerik üreticileri ayın 22'sinde maaşımız yatar. Otomatik devlet keseceğini kesiyor canlar. G
Geliyorum kızım. Yani sen hayırdır bacım? Dilan'ı almışlar da ben de dikkat edecekmişim. Yok ya. Ne yapayım şimdi? Ben de mi Dubai'ye kaçma planı yapayım? Ne yapayım? Tövbe yarabbim. Ya Dilan kim, ben kim kız Allah aşkına? Siz ne yiyorsanız onu yiyorum. Ne içiyorsanız onu içiyorum. Pazara gidiyorum, görmüyor musun? Hani şeylerden mi çıkmıyorum ben? Neydi o? Onun en çok giydiği fendilerden mi çıkmıyorum? Nereden çıkmıyorum ben? Aşkına ya. Valla yorum yaparken gerçekten bir düşünüp yazın. Bunu yazanlar bir de annesin, eşsin, bayansın. Ne bileyim, kafan hangi kafadasın acaba? Ay yok, neyse, şu çayımı alıp gidiyorum içeri. Geliyorum kızım. Gidiyorum. Yorum yazarken dikkatli olalım. Bodrum katta değilim. Dördüncü kattayım. Anlatabiliyor muyum efendim? Burası üst yola bakıyor. Evin diğer tarafı önce de aşağıya bakıyor. Alt yola bakıyor. Hem alt hem üst yol geçiyor. Dörtteyim arkadaşlar. Dördüncü kat. Bodrum değil. Tamam, anlaştık mı? Hay vallahi dayanamayacağım, göstereceğim size. Dedim ya, bir gün üşenmeyeceğim, merdivenleri ineceğim diye. Durun şimdi. Açalım. Şimdi bakın canlar. Hemen şuradan ayakkabımı giyiyorum. Bakın şimdi. Dur kızım, kaçıncı katta olduğumuzu gösteriyorum. Bakın. Tam aşağıya 4 kat iniyor bakın. Görüyor musunuz ışık gelen yeri? Buradan da üst yola çıkılıyor. Bilmem anlatabildim mi? Geç kızım. Elif bacımızın 4. katta olduğunu bilmem anlatabildim mi? Vallahi billah. Bak bak, bu da dans ediyor. Karanlık evimden selamlar. Vallahi canlar, hava kapalı, hava. Yani hava bayağı kapalı. Şurayı da kapatayım. Yağmur gelecek zaten de. Şuradan da gösterdim kaç kere binanın girişini ben. Ama yok. Bizim insanımız laf anlama gibi bir özelliği var. Burası benim arka balkonum, tamam mı? Küçük balkonum yani. Hemen şuradan. Bakın. Aha, deniz mi istiyordunuz? Bazılarınız deniz istiyordu değil mi? Buyurun. Bakın bina ta nereye kadar gidiyor. Görüyor musunuz? Buradan dörtteyim. Şuradan da üst yola bakıyor. Anlatamadım gitti arkadaş. Anlatamadım. Anlatamadık gitti. 3 kat daha var benim üstümde. Böyle yani. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani sevinmişsinizdir Bodrum değil diye. Saati 4 yaptık. Azra geldi az önce de. Onlar yemek yiyorlar Duru'yla. Ben de 2 dakika markete gidiyorum. Alacağım bir şey var. Evet, yoğurt aldım, portakal. Gidiyorum. Bir de bir köpek yoğunluğu vardı. Aklım çıktı. Yemin ederim 6-7 tane köpek vardı yani. Neyse, hemen eve gidiyorum. Geldik bakalım. Evim evim güzel evim. Bazıları hala beğenmese de, arkası denize baksa da. Ay, geldim evime. Evet, portakallı kurabiye için malzemeler hazır. Hem de fırını denemiş olacağız. Soranlar da vardı. Buhar destekli olduğu için merak edenler var. Ben de ilk kez deneyeceğim yani fırınımı. Hem de bunu kış gelmişken yapalım. Valla geçen kış ne yaptık ne yaptık. Bunda margarin yok ama o kadar lezzetli oluyor ki. Fırın bu canlar yani. Diyorum ya, ben de ilk kez deneyeceğim. Buhar destekli demek işte, içi şey, içini yumuşak, dışını çıtır yapıyormuş. Mesela böreğin falan pişman. Bilmiyorum, buhar destekli. Öyle demişti sanki arkadaşım bana. Vallahi deneyeceğiz. Şurada ayarları var da yapabilirim elbet. Alt üst ayarda. Derecesini ayarlayacağız. Tek seferde çevirmen gerekiyormuş şunu. Dura dura değil de mesela 200'e mi getireceksin? Tek seferde getirmen gerekiyormuş falan. Yani şunlar, çocuk kilidi falan var işte. Hamur böyle olacak arkadaşlar. Bakın kıvamını gösteriyorum. Gayet yapışıyor. Spatula ile toparladım. 2 su bardağı un tam geliyor. Verdiğim ölçünün dışına çıkmayın zaten. Böyle yapışan bir hamur olacak ki biraz da dolapta toparlıyor kendini. Sonra şekil verirken pudra şekerine bulayacağız dışını. Ben şimdi bunu bu şekilde dolabın alt bölümüne, yani buzluğa değil de normal bölümüne koyacağım. 40 dakika dinlenecek bu.
40 dakika sonra akşam çayına yetiştiririz. Ben orada birazcık televizyon, Esra Mesra bir kahve yapayım. Şöyle bırakalım. Heh. Şöyle kahvemi yapayım da azıcık Esra'yı açayım. Efendim. Abinin saçını kendim bağladım. Güzel olmuş. Saç bağlamı. Ama saçları kesiyorsun, bir yerlere atıyorsun Barbie'nin, olmaz. Saat 6'ya geldi, birazdan Rıza gelir de o gelmeden şunu fırına atayım dedim. Yaklaşık bir 40 dakika bekledi canlar. Bayağı bir oldu. Sertleşmiş zaten, görüyorsunuz, toparlıyor kendini böyle şeyde, dolapta. Şimdi burada pudra şekerim var. Şuraya da çok az sıvı yağ koydum ki ele çok yapışıyor ya. Böyle şekil verip yuvarlak pudra şekerine bulayacağız. Bunun tepsisi de bayağı büyükmüş. Bakın fırının tepsisi o kadar güzel ki büyüklüğü. Bayağı hoşuma gitti yani. Hadi bakalım, inşallah güzel de pişirir. Hemen söylerim size. Kurabiyeler hazır arkadaşlar. Bu böyle az ölçü çıkıyor zaten. 12, 13, 14 tane çıkmış sanırım. Yanlış saymadıysam. Şimdi fırında çalıştırdım da inşallah doğru ayarlamışımdır onu. Bakacağım şimdi yani ona. Doğru fırına gönderelim. Şöyle alt üst ayarda 180'e getirdim direkt. Dakikayı ayarladım da ısınıyor mu bakayım. Ay bir. He, ısınıyor vallahi. Dur bakayım. Ay dedim yanlış bir şey basmayayım. Kurabiyeler pişti vallahi. Dakikasını çok tuttuk herhalde ama olsun. Ben pudra şekeri ilaveten koydum. Yok, altı da yanmamış yani. Ama bu daha beyaz oluyordu. Öyle söyleyeyim. Daha güzel oluyordu. Hatırlarsınız. Neyse, tadı güzel olur. Çayla birlikte afiyetle yeriz bakalım. Keşke tüh, şöyle 3 dakika önce kapatsaymışım fırını. Neyse. Bembeyaz olacaklardı vallahi, ne güzel. Çayımı, kurabiyemi aldım. Köşeme oturdum da sırtıma yastık koydum. Belim tutuldu. Hatta Rıza dedi nöbetçi eczaneden kask gevşetici alıp geleyim diyor ama birazdan gidersin, çay işte dedim. Çok fenayım arkadaşlar. Doğrulamıyorum. Pijamamı zor giydim yani. Bugün öğlenden beri vardı. Kendimi dinlemedim ama şu an kımıldayacak halim yok. Belim bildiğiniz gitti. İptal yani. İlk kez böyle bu kadar kötü oldum. Neyse. Kas gevşetici alıp gelecek. Bir arada baktıracağım. Geçen de dile getirmiştim ya size. Burada dedim artık veda edeyim. Kurabiyem beni bekliyor. Kendinize iyi bakın. Yarın kısmetse görüşürüz.